Böyle öfürüyorum olmuyor da böyle öfürümden alsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, çok ilginç bir şey. Dün denk geldi Bakara suresinin 8, 9, 10, 11. ayetlerini münafıkları anlatırken biz de burada da zaten münafıkların içindeydik. Yani geçen hafta orada bırakmıştık. Yani bir bakıma televizyon bunun devamı ve bu oranın devamı olmuş oldu. Şimdi münafıkların farklı boyutlarını ele alıyor burada. Benzerleri de var Bakara'daki ayetlerin. Şimdi geçen bu ayete mana vermiştik ama bir daha vereyim. Ondan sonra açıklamasını yapalım. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, la tettehidu edinmeyin bitaneten sırdaş, min dûniküm sizden başkasını sırdaş edinmeyin, la ye'lûneküm onlar geri durmazlar, habala sizin efendim başarısız olmanızı için elinden geleni ardına bırakmazlar. Tam manası bu. Açıklayacağız bunu. Veddu ma anittum. Veddu canı gönülden isterler. Ma anittum sürçmenizi isterler. Gad bedetil bağlavu, kin çıktı. Kin ortaya çıktı. Min efahim onların ağzından kin salya gibi döküldü manasına gelir bu. Yani bizim dile anlaşılması için, anlatmak için bu şekilde mana verebiliriz. Ve ma tuhfi suduruhum, onların gönüllerinin, sadırlarının, vicdanlarının gizlediği ise ekber, daha büyüktür. O kin daha büyüktür. Yani içlerindeki, gönüllerindeki kin daha büyüktür. Gad beyyennâ lekum, size açıklıyorum diyor Allah-u Teala. El ayet, bu işaretleri, bu münafıklık alametlerini, işaretlerini size açıklıyorum. İn kuntum takilun, eğer siz aklınızı kullanırsınız. Yani aklınızı kullanasınız diye size bu işaretleri, münafıkın alametlerini, sizinle olan ilişkiler sistemini size açıklıyorum. Ben Allah olarak bunu konu ediniyorum. Aldanmayasınız bunlara diye bunu konu ediniyorum size dedi. Şimdi bu bizim 118. ayetimiz Ali İmran suresi. Neredeyse bir seneyi doldurmak üzereyiz. Bir senedir 118. ayete gelmiş olduk. Şimdi ayeti açıklayalım. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu, edinmeyin bitaneten sırdaş, dost, sırrını açabileceğin, verebileceğin dost edinmeyin. Min dünüküm sizden başkasına. Yani Müslüman, Müslümanın sırdaşıdır. Sırdaşı olabilir. Bak şimdi. Başkasını sırdaş edinemezsin ama Müslümanı sırdaş edinirsin. Ama şimdi bakın burada bu ayetin, bu kelimenin mefhumu muhalifi deriz buna. Zıt manasından hareket edersek, sizden başkasını sırdaş dost edinmeyin derken siz kendinizi sırdaş edinin manası vardır. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Olumsuzdan olumluya giden bir yol arıyoruz açıklama yaparken ayette. Olumsuz olan nedir? Müslüman, Müslüman olmayanı sırdaş edinmeyecek. Sırrını ona vermeyecek.
Bir tane kelimesi batın, karın demektir, karın. Bu karın ne yapıyor? Gizliyor. Neyi gizliyor? İçindeki bağırsakların pisliğini, misliğini gizliyor. Organları gizliyor. Onun için bat denmiş ona, gizlediği için. Sırrı oldu yani. Yani sen o iç bağırsaklara, şu iç aleme girmen için mutlaka MR'ın lazım, tomografin lazım, filmin lazım. Oraya giremez filmsiz. Anlıyor musun? Gözükmez. İnsan da sırları aynen bu karın gibidir. Gizleyecek. Sır gizlidir. Bu sefer bir tane kelimesini şey için düşündüğümüz zaman, insanlar arası ilişkilerde düşündüğümüz zaman Müslüman dikkat edecek. Nereye dikkat edecek diyor Allah-u Teala burada? Sen kiminle iletişimin var? Kiminle ilişki sistemin var? Müslüman olmayan bir adamla ticaret yapabilirsin. Müslüman olmayanla bir anayasa da yapabilirsin. Peygamberimiz yaptı. Ama sırrını veremez. Başka bir ayette hukukunu teslim edemez. Hukuk. Bak. Muhteşem şeyler bunlar. Yani böyle bir ayet, böyle bir hayat biçimi çiziyor Müslüman için Allah-u Teala. Sırrını Müslüman olmayana asla vermez. Bunu Allah koymuş. Niye? O zaman bir niye diye bir soru soracağız. Ya Rabbi sen böyle bir emir verdin, sırrını Müslüman olmayana verme dedin. Ama sebebi ne? Sana iki tane sebep söyleyeceğim diyor Allah. Birisi, geçen anlatmıştım onu, hatırlayın. Habala kelimesi, dengesi hastalıktan dolayı bozulmuş hayvan. Yürüyemez, hastadır yani. Dengesi bozuktur artık, düzgün yürüyemez yani hastalıktan dolayı. Toplumun da, Müslüman toplumun da böyle hastalıktan dolayı, sosyal hastalık. Sosyal hastalıktan dolayı, siyasi hastalıktan, ekonomik hastalıktan dolayı yürüyemez hale gelmesi için ellerinden geleni bırakmazlar diyor. Vay! Neyi düşünmüş? Neyi düşünmüş? Yani şu Kur'an-ı Kerim'e bakın Allah aşkına ya. Yine bakın, Allah o kadar çok ilginç bir yerden alıyor kelimeyi, habala kelimesini nereden alıyor? Yani bu kelimenin anlamı, birincil anlamı, hayvanın hastalıktan dolayı yürüyemez hale gelmesi, böyle sendelemesi, yalpalaması manasına geliyor hayvanın. Şimdi bunu sosyolojiye aktarıyor Allah-u Teala. Rabça mana veriyor ona şimdi. Anlıyor musunuz? Müslüman toplumun sosyal hastalık, siyasi hastalık, ekonomik hastalıktan dolayı o hayvan gibi yürüyemez hale gelmiş olmasıdır. Bunu yapmak için ellerinden geleni geriye artlarına bırakmazlar. Ya şu Kur'an. Yani Allah aşkına ya. Şu hale bak. Yani sanki bu günahlar. Ayet bugün gözüküyor. Ya zaten Allah her an iniyor ya Kur'an, gönülden gönüle iniyor ya, nesilden nesile iniyor ya Kur'an. Şimdiymiş işte. Cebrail Hazreti Peygamber'e şimdi getirmiş bunu. Dengelerin bozulmasıdır bu. Tam bunun tabirini daha güzel kullanacak olursak, Müslümanların siyasi dengelerinin, ekonomik dengelerinin, sosyal dengelerinin bozulması, yürüyememesi, tıkandı, hayvan gidemiyor artık. Aslan ihtiyarlayınca, efendim kocayınca artık avın peşine gidemez, açtan ölür.
yapmasını istiyor diyor. Bunlar bu münafıkla böyle isterler. Birincisi bu. Onun için diyorum sanki sırdaş edinme. Bak şimdi. Sebebini söylüyorum. Veddu ma anittum. Sürçmenizi canı gönülden isterler. Yani böyle bir engele takınmanızı, efendim, hayatta yürürken, güzele, doğruya yürürken, Allah'a doğru yürürken bir Müslüman toplumun, efendim, sürçmesini isterler, engele takılıp düşmesini isterler, sıkıntı çekmesini ister. Tam bunun tabiri bu. Sıkıntı çekmesini. Bunlar canı gönülden isterler diyor. İsterler ki bu Müslümanlar hep sıkıntıda olsun. Ailevi sıkıntı, siyasi sıkıntı, ekonomik sıkıntı, sosyal sıkıntı, ahlaki sıkıntı, çocuklardan sıkıntı, sıkıntı oğlu sıkıntı. Bunların üniversitesi ilerlemesin, geri kalsın efendim, bunlarda olaylar çıkartalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Çocuklar okumasın, öğrenmesin efendim de ilerlemesin işte yani. Bir de bakarsın ki üniversite, dünya üniversiteleri sıraya konurken 500'ün içerisinde bir tane Türk şey Müslüman üniversitesi yok. Bu nedir? Bu sıkıntı değil mi? Demek eğitimde bir sıkıntı var. Bunu istiyor. Münafık bunu istiyor. Sıkıntı. Ama veddu kelimesini öyle kullanıyor ki burada Allah-u Teala canı gönülde yürüdü demiyor mesela. Yürüdü de istemedi. Yaşağı da istemedi. Dilemek. Ama bu öyle değil. Bu canı gönülden içinden gülerek be. İstemesin. Yani içten koparak geliyor böyle. Öyle istiyor ki yani sıkıntı çekti mi Müslümanlar o zevk alıyor. Bugün aynen bugün. Söylüyorum, Suriye Hristiyan olsaydı Batı dünyası böyle mi yapardı? Derhal durdurun. Ama şimdi insanlar öldü mü o dört kişi oluyor. O oynuyor. O bizim halaya mı benzer? Karadeniz'in horonuna mı benzer? Silsereye mi benzer? Efendim, bu nedenle, bak Allah nedenini de açıklıyor. Bu nedenlerle, ey Müslüman, sen, senden başkasını, bu münafıkları özellikle dost, bir taneten sırdaş edin. Şimdi burada ne var? Ha bu ayetin ha bu kısmında ne var? Ne mi var? Siyaset var. Ne mi var? Ekonomi var. Ne mi var? Sosyal ahlak var. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu ayetler bilinmiyor. Bu ayetler kurtarır İslam alemini. Hacer-i Esved taşını öperek olmaz bu işler. Anladın mı? Bak anladın mı? Bak o anladı. Bak. Mahmut ceketimi getir bak üşüdü. Şimdi Allah-u Teala neden böyle bir emir verdiğini İki nedenle açıkladı. Üçüncüsünü söyleyeyim sana diyor. Bu üçüncüsü tamamen seninle alakalı bir konu diyor. Kad beyyenna aleküm, size açıkladım el ayat. Bu işaretleri, bu yukarıda yaptığım bu işaretleri açıkladım. İn kuntum taqilun, eğer aklınızı kullanırsanız. Yani Müslümanın aklını çalıştırmasını istiyor. Bu sosyal ilişkilerde farklı inançla mensup insanlarla ilişki kurarken
bu ilişkinin akıl üzerine cereyan etmesini istiyor Allah-u Teala. Anlıyor musun? Bak, ayetin sonu akıl. Niye buraya koydun ya Rabbi aklı? Senin aklına hitap ediyorum Müslümana, Allah. Zaten iman ettin, iman ettiğin için sana hitap ediyorum bunları. İman etmişsin. Ama iman etmiş olmak aklını kullanacak anlamına gelmeyebilir. Kullanmaz aklını. Hah, şimdi ben sana aklını uyarıyorum. Uyandırıyorum. Aklına ders veriyorum. Bu açıklamaları senin aklına yapıyorum. Aklını kullanırsan bu benim anlattığım münafıklık alametlerinden, işaretlerinden anlarsın. Bunun üzerine düşün. Bundan sonrasını senin aklına bıraktım. Ben sana açıkladım sebebini. Ama artık bundan sonra sen yürüyeceksin. Aklının önünü açtım ben. Yürüsün o akıl. Nerede akıl? Biz baş parmağımızla bile düşünmeyiz. Yani ayağımızın baş parmağıyla bile düşünmeyiz. Ne akıl? Bizde nefis oynuyor ya. Ne akıl? Akıl var mı? İslam alemi aklı bıraktı. Akıl diye bir olay yok. Efendim. Şimdi biraz daha açıklama yapayım size. Bak. Ey Müslümanlar. Ha entum ulai. Siz şu adamlarsınız ki. Öyle hataları yapıyorsunuz ki. Bak bu hataları size söyleyeyim. Ha entum ulai. Siz şu insanlarsınız. Tuhibbunehum. O münafıkları seversiniz. Bak 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 bak. Seversiniz. Ve la yuhibbunekum. Onlar sizi sevmez. Bu ne hata? Bu sevgiyi görüyor musun? Nasıl yanıltıyor insanı? İnsanı nasıl yanıltıyor? Kimi ne kadar seveceğini bilemiyor, kimi seveceğini bilemiyor Müslüman. Zavallı, iman etmiş ama akıl yok. Akıl gönlü idare edemiyor, sevgiyi yönlendiremiyor. Kimi seveceğini, kimi sevmeyeceğini, ne kadar seveceğini bilmiyor. Bilmiyor. Bak bunlardır eğitim, din eğitimi bunlar. Biz adama saygı duyacak yerde Tanrı ediniyoruz da bir ilim adamını. Bir din adamını da saygıyı bilmiyoruz. Saygı ile Tanrılığın arasını tapınmayı bilmiyoruz, farkı bilmiyoruz. Yok, yok kardeşim. Ya bir ilim adamına saygı duyulur. Değil mi? Ama bir ilim adamına tapınılmaz. Adam tapmadığını bilmiyor ki. Ne kadar seveceğini bilmiyor ki. Allah bunları hep anlatıyor Kur'an'da. Bak abi, bir tanesi budur. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, siz o insanlarsınız ki, ey Müslümanlar, siz o münafıkları seversiniz, onlar sizi sevmez. Bak şimdi. Ve tu'minûne bil kitâbi külli. Bütün kitapların tamamına inansanız bile sizi sevmezler. Vay vay. Yani zannetmeyin ki bu Yahudi münafıklar, bu Hristiyan münafıklar, siz onların kitabına inansanız bile sizi severler. He? Öyle mi zannediyorsunuz? Kitabın tamamına inansanız bile sizi sevmezler. Bütün kitaplara. Vay! Şimdi şu analize bak. Yani Allah şimdi nasıl bir ders veriyor biliyor musun? Nerede ders veriyor bu dersi? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde. Dün de televizyonda aynısını söyledim. Şimdi. Ve tu'minûne bil kitâbi külli. Bütün kitaplara inandık. Tevrat'a da inandık. İncil'e de inandık. Hepsine inandık deseniz bile gene sizi sevmezler. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İnanç farkının nelere mal olduğunu anlıyor musunuz? İnanç farkı sevgiyi öldürüyor. Onların sevgisini öldürüyor bize karşı. Ama biz seviyoruz. Biz zaten zavallı. Anlamaz, aklını kullanmaz. Akılla sevgi arasında bir bağlantı yok. Akıl sevgiyi idare etmediği için, müsaade vermediğimiz için akla, akıl kaldı bir tarafta, sevgi Tanrı ediniyor bu sefer. Sevmeyeceği adamı seviyor.
Ha bu ne kadar taze değil mi abay? Ah sansür. Sen olmasaydın neler konuşacaktık? Sansürden dolayı konuşamıyoruz da. Efendim. Şimdi bak, bu adamları sana analiz edeyim size. Bak, bak daha detayına giriyorum. Bak. Ve izâ lekûküm gâlû âmen. Sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. O. Ve izâ halev. Sizden ayrıldıkları zaman abdû aleykümül enâmine minel gayz. Kinlerin, biz yukarıda atladık. Biz o yukarıdaki kini atladık. Neyse burayı da beraber yapalım. Ve izâ halev abdû aleykümül enâmine minel gayz. Kinlerinden dolayı parmaklarının tepelerini ısırırlar. Şimdi yüz yüze geldiğin zaman dersen ki iman ettik biz sizinle beraber Müslümanlık da. Fakat senden ayrılınca abdu bu. Parmaklarının tepelerini bile ısırırlar kinlerinden dolayı diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Yukarıda demişti onu, biz oraya atladık. Yukarıdaki ayette. قَدْ بَدَتِ الْبَغْلَاءُ مِنْ اَفْوَاهِمْ Kin onların ağzından akar. Salya gibi. Kin. Ama gönüllerindeki kin daha büyüktür diyor. Yani buzdağının büyüğü denizin altında ama görünürde çok ufak bir şey görünüyor. Ağızlarından akan kin daha küçüktür gönüllerindeki kinden. Gönüllerindeki kin daha büyüktür ağızlarından akana. Ağızlarına nasıl akıyor kin? İşte burayı atladık, burayı açıklamadık. Ne ile akıyor? Demiştim size galiba, geçen hafta mı demiştim? Ağız. Ha bu bildiğimiz ağız. Yani peygamberimizin döneminde ne? Kitap mı yazıyor insanlar? Matbaa mı yazıyorlar? Televizyon mu var? İnsanlar karşı karşıya geldiği zaman da efendim veya arkasından konuştuğu zaman da kin kusar. Buna tam tabir kin kusar diyebiliriz. Salya gibi ağzından kin akar. Ama şimdi ağızlar değişti. Şimdi kalemin ağzı, makalenin ağzı, kitabın ağzı, medyanın ağzı, ağızlar oldu. Şeytan bile oturdu aşağı. Bana iş kalmadı dedi. Şeytan diyor bana iş kalmadı. Ben oturayım bari dedi. Yani İslam'ın aleyhine kalemiyle de makalesiyle de kitabıyla da kin kusuyor. Adam kitap yazmıyor. Kin yazıyor. Kin. Murakkebi kinde. Şimdi 29-30'da Muhammed suresine bir gidelim. Orada muhteşem bir açılım yapıyor Allah-u Teala. Muhammed suresinde peygamberimize bak neler diyor. Bunu bileceksin diyor, okuyacaksın, tanıyacaksın diyor bu insanları. Bu insanları tanımadan olmaz. Yani bu adamlar tanınması lazım. Bilinmesi lazım. Ona göre siyasetini uygulayacaksın. Ona göre peygamberlik yapacaksın. Ona göre yani öyle kolay mı yani? 30. ayet 29-30. Aha. Nerede bu? Ha buradan. Em hasibellezine fi kulubihim marad. Kalplerinde hastalık olan insanlar zannediyorlar mı? Ellen yuhricallahu Allahu Teala çıkarmayacağını mı zannediyorlar? Elganehum onların kinlerini ortaya çıkaracağım, göstereceğim dünyaya. Öyle mi zannediyorlar? Ayete bak. O zaman ya Muhammed dikkat et. Bak sen de bir imtihan yapacağım seni. Bak.
Velev neşau, dileseydim, Allah diyor, dileseydim, le raynakehum, sana bizatihi onları gösterirdim. Aha, bu adam, bu adam, bu adam derdim, demiyorum. Ha bu adam, ha bu adam demiyor. Sana onları gösterirdim. Fele tarifen, yok, fele araftehum bi sima. Sen de onların simasından onları tanırdın. Sana gösterseydim, bu budur derken, simasından onları tanırdın, o münafıkları. Yani içindeki o çifte standart münafıklık alametleri yüzüne vuruyor ha. Ha bu yüz bir kitaptır ha. Orada da kitap, o simada da var, bir yazılar var yani, onu onu bilirsin diyor. Bak ama şimdi sana. Ve le ta'rifennehum fi lehnil gavl. Ya Muhammed, sen onları ses tonundan, üslubundan tanırsın. Tanı. Üslubundan tam tabiri bu. Bugün tabi o zamanları üslub muslub yoktur ki. Lehnil gavl, yani ses tonundan, o zaman mana vereceğiz ona, ses tonundan, yani bugünkü üslubundan sen onları tanırsın ya Muhammed, tanıyacaksın. Vallahu ya'lemu a'malekum. Allah sizin de amellerinizi biliyor. Sizi de biliyorum, onları da. Şimdi ya Muhammed, üslubundan anlayacaksın onu. Ha bize değil ki Bayraktar Hoca, adamın kitabını okurken anlayacağız. Üslubundan. Münafık budur değil. Makalesini anlayacaksın. Ha karşı karşıya geldin, simasından da anlarsın. Ama ya Rabbi, bu simadan anlamak çok zor bir iş. Bu olmaz yani. Bunu biz yapamayız yani. Ama onu Fetih suresinde açıklıyor. Müslümanın siması nasıldır? Müslüman olmayan siması nasıldır? Onu açıklıyor orada. Onu da buraya getirecek. Şimdi getiremem ama buraya. O biraz fazla sürer. Ama sözünün tonundan, sözünün uslubundan anlarsın onu ya Muhammed. Tabi bize diyor bunu yani. Bize diyor ki sen o adamın üslubundan anlaman lazım onun münafıklığını. Net yani. Bunu bazen güzel isabet ediyoruz buna. Bunu tanıyoruz ama fakat bazen de hata yapıyoruz. Ya Müslüman ne kadar detaya inmesi lazım biliyor musun? Adamın üslubundan bile anlayacak onun münafıklığını ya kardeşim. Ya adamın kültürü yoksa nasıl anlasın? Onun için bilgili olacak Müslüman. Müslüman kültürlü olacak. Kardeşim. Ya bilmeyen adam, cahil adam nasıl anlar üslubundan ya? Üslub muslub bilir mi cahil adam ya? Demek ki Müslüman okuyacak, bilgili olacak. Adamın yazdığı cümleden nereye işaret ettiğini anlayacak ve ona göre kararını verecek. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Ama cahil adam, hayatında bir gazete bile okumamış adam. Ne yap? Ne bu? Ne anlayacak onun gazetenin makalesini? Şunun da bunun da. Ya Allah aşkına ya hoca, sen ne diyorsun? Müslümanlık böyle. Ben demiyorum. Bak. Bu dedi baki git oraya. Yani burası dedi baki git oraya. Orada bir şeyler var. Bak ne diyor da. Yani o kini. Bak. Diyor ki orada şimdi 29. ayette diyor ki Allah-u Teala, kini sen anlayamazsın. Kin gönülde çünkü. Daha dışarı çıkmadı. Ben Allah olarak onu dışarı çıkartacağım. Bu görev benim. Tanımasın. Anlıyor musunuz? Bakın şu hale bak. Şu hale bak. Kini sen nereden bileceksin? Bilemezsin ki yani. Bu kin de tartılmaz ki, ölçülmez ki. Kaç metre, kaç kilogram kinlidir adam. Ne bileceksin onu? Onu bilemezsin sen. Ama o kini ben dışarı çıkartacağım. Ayet dürüstü. Ellen yuhricallahu elganehu.
O münafıklar içlerindeki kinleri Allah'ın dışarı çıkarmayacağını mı zannediyor? Bah bah, çıkaracağım. Ben çıkaracağım, sen tanıyacaksın. İki, ben bu o teki çıkarma işini sen yapamazsın. Peygamberimiz diyor ki oraya bunu sen yapamazsın. O kalple ben uğraşırım, o gönülle ben uğraşırım, o kini ben dışarı çıkartacağım. Şimdi düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani adamların diyor ağızlarından kin salya gibi akar. Ama içlerindeki kini bir bilseniz çok daha büyük. O kadar büyük ki yani kelimelerle adam ifade edemiyor gönlündeki kini. O kadar büyük ki kelime bulamıyor yani. Yani onu kelime bulsa onu dışarı çıkaracak da bulamıyor kelime. İçindeki kini ifade edecek kelime yok efendim. Yok, lügatta yok. Bu münafıkların kinini ifade edecek lügatta kelime yok. Adam bulamıyor da. Onun için kalıyor içine diyor. Buzdağının büyük kısmı o içeride. Hale bak hale. Öyle kin var adamda ki kelime bile bulamıyor ifade etmeye ya. Ya lügatları yetmiyor, dilleri yetmiyor ya. Hale bak. Ama diyor, ben o dışarı vurduğum zaman, onun gönlündeki kini alıp davranışlarına yansıttığım zaman, sen onu o zaman görmen lazım. O zaman tanıman lazım artık. Yani içindekini bilemezsin ama dışarıdakini, davranışları bilmen lazım. Hatta kelimelerinden, üslubundan, yazdığı makalenin, kitabın üslubundan anlaman lazım. Bak çıktı programda konuşuyor adam televizyonda, anla da, anla. Ama adam diyor ki o benim adamımdır. Onun adam olunca onun adamı ne derse desin. Doğru. Anladın mı? Şimdi burada yukarıyı unutmuştuk bu kısmını. Atlamıştık. Burası atlanır mı ya? Fakat bunların diyor kinleri çifte standart oynuyorlar ya. Yolda rastladığı zaman sana diyor ki amenna. İman ettik. Fakat sen ayrılınca hemen parmaklarını ağzına getiriyor, değiyor, değiyor, elini ısırıyor. Aha işte, aha kin. Parmakların tepesinde kin, parmakları ısırmada kin, dişlerinde kin, ağzında kin. Yani bu Allahu Teala bu kadar Müslümanların aldanmaması için bu kadar analizler yapıyor. Bu kadar teferruata giriyor. Kılcal damarlarda ameliyat yapıyor Allahu Teala. De ya Muhammed, kul. De onlara. Mutu bi gayzikum. Kininizle kahrolun. Ölün. Yani kin öldürür. Eğer kin frenlenmezse, kin durdurulmazsa, kin ölüme götürür. İşte görüyorsunuz mezhepler arasındaki kinin, Müslümanlar arasındaki kinin, gruplar arasındaki kinin nasıl ölüme götürdüğü insanları görüyorsunuz. İslam alim daha yani yanımızda oluyor. Yani burada Allahu Teala diyor ki peygamberimize de onlara ki kin ölümdür, ölüm. Ölesiniz. Ramazan. Atlasana ya. Yani ayete bak şimdi. Ayetin bu kısmına bak şimdi. Allahu Teala emir veriyor peygambere diyor ki onlara de. Hani tanıdın ya onların uslubundan, sözlerinden filan, konuşuklarından. Ha ha, anladın. Ben de zaten onların kalbindeki kini dışarıya çıkarttım ya. Ha,
O işte parmaklarını ısırıyorlar ya buna. Ha, diyorum sana. Sen bilmiyorsun. Sen dönüp gidiyorsun ama arkadan ısırıyorlar. Ben sana haber veriyorum. O zaman de o adamlara. Mutu bi gayzikum. Kininizle ölün. Bu ne demektir? Kin öldürür. Kin ölümcül bir hastalıktır. Sosyal hastalıktır. Kin ölümcül sosyal bir hastalıktır. Anlıyor musun? İnsanı ölüme götürür, götürüyor. Görüyorsunuz. Yani burada Allahu Teala burada bunu söylüyor. Bak şimdi ha burada bak hemen söyleyecek. Bak arada iki sayfa var. Ha? İki sayfa sonra diyecek ki ya burada kinini yutmak takvadır, takva. Ya öyle kin saçıyor adam televizyonda konuşuyor Bayraktar Hoca'nın aleyhine kim kusuyor bir de olacak mutteki takva sahibi olacak. Neyse oraya geleceğiz de ama olay şu yani zaten iki cuma sonra filan oradayız inşallah ama burada zaten söylüyor bunu Allah-u Teala kul mutu bi gayzikum kininizde ölünüz demesi kinin ölümcül bir sosyal hastalık olduğunu aynı zamanda bir de psikolojik hastalıktır çünkü kin insanın içinde vardır psikolojik bir olgudur bu sonra bu psikolojiden Allah bunu çıkarıyor sosyal hayata ha bunu tanıyın diyor ha bu adamın kalbini bakın göstereyim MR Allah diyor ben onun içinin o kalbindeki kin MR'ını çekiyorum o hastalığın o kanser durunun efendim MR'ını çekiyorum aha tanıyın ha bunu bu adam hasta ölümcül hastalığı var bu adamın içinde çıkarıyorum dışarı bu sefer oluyor sosyal hastalık inna allaha alimun bizatis sudur Allah gönüllerin sahip olduğunu bilir gönüllerde olanı bilir ben biliyorum onların içini ya Muhammed ama ben sana bunları açıklıyorum bak analiz yapıyorum sana senin bilmen olası değil mümkün değil sen bir beşersin sen insanın gönlünden geçenleri bilemezsin ama ben onların kinini çıkarıyorum dışarıya aha veriyorum sana davranışlarını parmaklarını ısırana kadar bile söylüyorum sana kusura bakmayın yani bağırmamın sebebi ne biliyor musun? Vallahi inanın samimiyetime verin onu çünkü Kur'an-ı Kerim bu kitap bizdeyken böyle aldanıyor. Bunun eğitimi yapılmadı ki kardeş. Bir daha söyleyeyim sana bak ya Muhammed. Bir analiz daha yapacağım sana. Ama bütün Müslümanlara çoğul kullanıyor çünkü. İn temseskum size dokunursa size bak size çoğul. Peygamberimizi de var ona da gideceğim Tevbe suresi. İn temseskum size dokunursa hasenetin bir güzellik, bir iyilik, bir nimet size dokunursa tesuhum onları üzer. Münafığı üzer. Baba. Neyse mana vereyim döneceğim. Ve in tusibkum size isabet ederse seyyiatun bir kötülük yefrahu biha onunla sevinirler. Baba. İyilik dokunursa üzülürler, kötülük dokunursa sevinirler. Bak şimdi. Ve in tasburu siz sabrederseniz ve tetteku ve sakınırsanız bilinçle hareket ederseniz la yalurrukum size zarar veremez keyduhum şey'a onların entrikaları onların düzenleri onların hileleri sana size zarar vermez inna allaha bima ya'meluna muhit çünkü Allah onların yaptıklarını ihata etmiştir çepeçevre kuşatmıştır
Onun için size zarar dokunamaz. Bak. Burada muhteşem bir analiz yapıyor. Allah-u Teala daha var. Var değil mi? Şimdi buna değerli kardeşlerim, biz bir eğitim yapıyoruz burada. Yani burada ders veriyoruz. 23. yılımı işliyoruz. İnşallah 6 ay sonra efendim bizim 23. yılımız bitecek. Burada niye maksat geliyoruz? Burada bu kadar sabırla, titizlikle bunun üzerinde duruyoruz. Sebebi insanlara bir şey öğretmektir. Bir eğitim vermek. Maksadımız bizim bu. Şimdi buradan kendinize bir pay çıkartacaksınız. Bu ayet dehşet. İn temseskum size dokunursa, aha dokunmak, mes, mes kelimesi bundan gelir, mes. Dokunmak, ayağına dokunup mes, mes yapıyorsun ya, onun anlamı dokunmaktır. Size dokunursa hasenetün, bir güzellik, bir iyilik, bir hoşluk, bir mutluluk, tesuhum, o münafıkları üzer. Yani münafıklar Müslümanlara bir iyilik dokununca, bir başarı olunca onları üzer. Bu ne demektir? Şimdi bunu bize anlatıyor Allah-u Teala. Niye anlatıyor bize? Bir Müslüman komşusu, kardeşi, ağabeyisi, arkadaşına bir iyilik dokunduğu zaman üzülüyorsa münafıklık alameti vurundu. Aha işte burası. Aha burası. İşte kabadayılık burada. Ya bizim komşuya bir şey dokunduğu zaman veya kardeşimizin kızı oğluna bir problem başından geçince fink çalıyoruz, oynuyoruz ya. Oo hoca sen ne diyorsun ya? Burada da diyelim münafıklıktı da. Sen oyna. Düştün öte tarafa. Demek ki Müslüman, Müslüman kardeşinin başına bir problem gelince üzülür. İyilik gelince sevinir. Ha, Müslümanlığınız böyle ölçün. Elinize ölçü vermiş Allah. Şimdi bize barometre verdi, barometre. Hava ölçüyoruz ya. He. Aynen şimdi bu ayet bir barometre. Senin gönlüne takmış onu şimdi. Barometre. Orada senin Müslümanlığının kalitesini ölçüyor. Münafık mısın, Müslüman mısın? Biz talebelikte bu olur. Kıskançlıktan dolayı bir arkadaş 100 aldı, biz aldık 50. Evet. İstemez o konu. Talebe istemez onu. Ama bilmez tabii o. Genç çocuk, delikanlı, sen anlamaz. Kıskançlıktan bunu yapar. Ama gerçekten sevmediğin bir adamın başına Müslüman olur da sevmez. Ha, çok var. Oo. Hele hele siyasette. Çamur. Duh. Efendim. Benden değilse ben onu sevmem. Ama başına bir bela geldiği zaman da fink atarım, sevinirim. İse sen imanını bir daha tazele. Sen imanını bir daha sorgula. Demek ki muhteşem bir analiz yapıyor burada. Ölçü koyuyor. Bak şimdi. Aynı ölçüyü Tevbe suresinde peygamberimize uyarıyor Allah. Yani bu ayetle de uyarıyor, buradakiyle de uyarıyor tabii yüce Allah peygamberimizi. Şimdi bak ne diyor. İn tusibike, sana isabet ederse ya Muhammed, hasenetün, bir güzellik, tesuhum, o münafıkları üzer, üzülürler. Ve in tusibike musibetün, senin başına bir bela gelince,
Yekulu derler. Kad ahadna emrana. Biz tedbirimizi aldık. Öyle derler. Biz tedbirimizi aldık da bu kötülük bize dokunmadı. Min kabli bundan evvel tedbirimizi aldık. Ve yetevellev ve hum ferihun. Sevinerek dönüp giderler diyor. Hiç demezler ki ha bu Hazreti Peygamber'in musibetiyle uğraşalım onu, yardım edelim ona filan demezler. De dönüp giderler diyor sevinerek. İçinden fing atıyorlar, fing atıyorlar. Bak şimdi, peygambere bizatihi zatına hitap ederek söylüyor. Ayet Tövbe suresi 50. Şimdi gelelim biz şimdi ayetimize. Demek ki arkadaşlar Müslüman, bu çok ciddi arkadaşlar. Burada hep yanılıyor. Yani ben ikaz etmek mecburiyetindeyim. İkaz. Yani bir Müslüman kardeşin, bu komşun olur, bu kardeşin olur filan, başına bir musibet gelebilir. Oğlundan, kızından, şunundan, bunundan, iş hayatından falan filan efendim gelebilir. Sen de üzülüyorsan sen Müslümansın. Sen münafıklık sana uğramadı. Ama seviniyorsan bitti. Düştün öte tarafa. Bu çok ciddi bir konu. Çok zor bir olay arkadaşlar. Yani bu o kadar hassas bir şey ki, yani bu o kadar hassas bir nokta veriyor ki, öyle bir barometre veriyor ki Allah, öyle bir ölçüt veriyor ki sen kendin kullanabilirsin bunu. Yani sen kendi MR'ını kendin çekersin. Yani hastaneye gitmeye lüzum yok. Sen kendin MR'ın sende. Bak bu ayet MR. Ölç kendini. Ama Müslümanlara sesleniyor Allah-u Teala. Diyor ki bu münafıkların işi bu. Yani size iyilik dokunduğu zaman üzülmek, kötülük dokunduğu zaman sevinmek. Fakat siz ne yapacaksınız ey Müslümanlar? Ve in tasbiru sabredeceksiniz. Eğer sabrederseniz diyor. Eğerini kullanıyor. Eğer sabrederseniz, yani buna karşılık, böyle bir münafıklık tavrına karşılık sabır gerekiyor diyor Allah-u Teala. Yani o münafıklığın tavrının altında ezilmeyeceksin. Tam tersine onun üstesinden geleceksin. Ve tettaku ve sakınırsanız. Yani bilinçli davranırsanız, Allah'a karşı ibadetlerinizi bir hakkın yerine getirirseniz. Ve tettekû kelimesine bazı alimler haklı olarak tevekkül manası vermiş. Allah'a güvenip dayanırsanız. La yalurrukum keyduhum şeya. Onların entrikaları size zarar vermeyecek. Ben engelleyeceğim. Yeter ki sen sabret. Yeter ki sen Allah'a güvenip dayan, takva sahibi. Sen bilinçli ol. Onların yaptıklarını iyi analiz yap. Anla. Kendine çeki düzen ver. Devreye ben gireceğim. Allah. Beni devreye sokman için bana güvenip dayanman lazım. Bir de anlaman lazım. Bilinçli olman lazım. Takva burada bilinç anlamına da gelir. Anlıyor musunuz? Buradaki keyit kelimesi, bir daha buraya dönmemek için söylüyorum ezan bitene kadar. Keyit kelimesi entrika, düzen, bir de kusmuk anlamına gelir. Kusmuk. Kusmak. Yani entrikalar bir toplumda kusmuktur. Sosyal kusmuktur. Anlıyor musunuz? Kelimeleri Allah öyle bir yerde kullanıyor ki onların kusmukları size zarar vermez.
Entrika yapmaya kalkan adam haksız yere sosyal kusmuktur bu diyor. Bu olaylar, bu entrikalar, bu engeller kusmuktur. Dehşet bir şey ya. Ramazan bu manayı biliyor muydun sen? Kusmuk olduğunu bilmezdin. Nerede biliyorsun? İnne Allah bima ya'meluna muhit. Allah onların yaptıkları bütün amelleri ihate etmişim ben. Kontrolüm altına almışım. Onu duvarla etrafını örmüşüm. O entrikalar size ulaşmayacak. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.